Merhaba dostlar, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Mübarek Recep-i Şerif'in yani 3 ayların ilki olan, ilk durağı olan Recep ayının 15. günüyle alakalı çok güzel bir namaz var. Bu namazın da çok önemli bir fazileti var hocam. Bir yerde diyor ki bir kaynakta, Recep-i Şerif'in 15. günü e, bu kılınan namaz, birazdan bahsedeceğim, bu namazı kılanın diyor... Allahu Teala Celle Celaluhu Celle Şanuhu günahlarını affeder diye efendim ifade ediliyor. Çok güzel bir namaz var. İnşallah bu 15. gecesi bu namazı kılalım değerli kardeşler. Ee, Hz. Adem aleyhisselam Ya Rabbi vakitlerin ve günlerin sana en sevgilisini bana bildirir misin diye yalvardığında Cenab-ı Allah Celle Celaluhu ona şöyle buyurdu. Günlerin bana en sevgilisi Recep-i Şerif'in 15. günüdür. Her kim bana Recep-i Şerif'in 15. gününde zaten 13, 14, 15'i eyyamı biz günleri. Recep-i Şerif'in 15. gününde gündüz oruç ile sadakayla efendim namazla bana yaklaşmak ister e, ibadette bulunursa benden ne isterse ona mutlaka veririm buyuruyor. Benden af isterse ben onu mutlaka bağışlarım buyuruyor. Ey Adem, Recebi Şerif'in 15. günü her kim namusunu koruyarak malından sadaka vererek oruçlu ve zikir üzere bulunursa onu onun için cennetten başka bir karşılık yoktur buyuruyor İmam Safuri Nüzhetül Mecalis'te. Recep-i Şerif'in 15. gecesi. Çok çok önemli, çok güzel bir müjde var hocam. Yani kaçırılmayacak bir müjde bu. Ben de siz kardeşlerimi hususen tavsiye ediyorum değerli kardeşlerim. Recep-i Şerif'in 15. gecesini ihya etmek hakkında güzel bir rivayet var. Bu Recep-i Şerif'in 15. gecesiyle alakalı da hani Kelimullah derler Musa Aleyhisselam'a. Allahu Teala ile biliyorsun e, Sina'da kelam edermiş Musa Aleyhisselam. Allah'la konuştuğunda ve e, Musa Aleyhisselam Allah'la konuştuğu İdris Aleyhisselam'ın semaya yükseltildiği gece işte bu gece. Allahu Teala o gece kullarının amel defterleriyle görevli meleklere onların divanlarına bir bakın ve ne kadar günah varsa silip onun yerine sevap yazın diye nida eder, seslenirmiş değerli kardeşlerim. Bahsettiğimiz gece böyle güzel böyle faziletli böyle sevap dolu bir gecedir değerli kardeşlerim. Bu gece her kim diyor namusunu koruyarak malından tasaddukta bulunarak oruçla ve zikirle bugünü geçirirse onun için cehennem e, cennetten başka bir karşılık yoktur. Yani cehennemden azat ediyor ya adeta. Her kim Recebi Şerif'in yarı gecesinde 15. gecesi yani bir namaz var 14 rekat. İkişer rekatta bir selam vermek üzere 14 rekat namaz kılar. Her rekatta da Fatiha'dan sonra 20 tane kul Allahu ehad, 3 felak, 3 nas surelerini okur. Namaz bitince 10 kere salatü selam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. 10 tane salatü selam, 30'ar defa da Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah derse Allahu Teala ona sevaplarını yazmak. Firdevs cennetinde kendisi için ağaçlar dikmek üzere bin melek yollar. O geceye kadar yaptığı bütün günahları siler. Bir dahaki seneye kadar da günah yazmaz. Ya bu namazda okuduğu her harfe karşılık kendisine 700 sevap yazar her rükû için, her secde için ona cennette bir köşk bina eder. Her rekata karşılık cennette ona kırmızı yakuttan on şehir verir. Bir melek gelir, elini omuzlarına koyar, der ki ona müjde. Müjde geçmiş günahların bağışlandı. Hadi amellerine yeniden başla der. Ya çok güzel ya. Çok güzel. Elhamdülillah muazzam bir gece. Bir namaz daha var. O da kardeşler e, Hazinetül Esrar'da geçiyor. Muhammed'in naziliğinin bir kaynağıdır. E, Recebi Şerif'in yarı gecesi derler. Yani 15. gecesi her rekatta bir Fatiha 10 ihlas okuyarak. Kolay. Her rekatta Fatiha'dan sonra 10 tane kulüvallah okuyarak. 100 rekat namaz kılınsa. ikişer ikişer rekat halinde 100 rekat. Gücü yetenler bu namazları sakın kaçırmasın. Çok büyük müjdeler var. Bu namazı diyor bitirdikten sonra bin tane de Estağfirullah, 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 Estağfirullah tevbe istiğfar ederse arkadaşlar bir de gündüzünde müsait olursa her rekatta bir fatiha bir ihlas ile 50 rekat namaz kılarsa kerat vakitlerine dikkat edilerek bu namazlar kılınabilir. Bu namazlar teşvik edilen sevabı bol ibadetlerdendir diye kardeşlerim aktarılıyor. Hazinetül Esrar isimli kaynakta. Allah mübarek etsin. Allah kabul eylesin. Eğer güç yetirebilirseniz hakikaten yani bizim hocamız biz talebeyken bu ibadetleri anlattığında bize derdi ki oğlum aklı olan kaçırmaz. Şu namazlar, şu tesbihler şu ibadetler öyle güzel, öyle faziletli, öyle sevaplı ki aklı olan kaçırmaz oğlum derdi. İşte bu namazlar kardeşlerim. Allahu Teala Celle Celaluhu, Celle Şanuhu en güzel şekilde istifade etmeyi nasip eylesin. Gündüzleri ayrı güzel, geceleri ayrı güzel. Küçücük küçücük amellere kocaman sevapların yazıldığı şu mübarek rahmet mevsimini en güzel şekilde değerlendiren bahtiyar ve nasipli kullardan olmayı Allah bize de ihsan eylesin. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.